Günaydınlar arkadaşlar. Bugün Turul'un 4. günündeyiz. Ovacık'la Alaçatı arasında zeytin bahçesinde kamp attım. Sabah halleri bu şekilde. Kalktım sabah namazından önce. Kahvaltımı yaptım. Şu anda toparlanma aşamasındayım. Şimdi hangi brandayı merak ediyorsa, yedek branda mı? Ben yere malzeme pek sermem. Brandanın üzerinde durur malzemelerim. Zaten alta gelen şey de bellidir. Her zaman temiz tarafa malzemelerimi koyarım. Ondan sonra oradan malzemelerimi yüklerim. Olay bu. Sabah halleri bu şekilde. Bugün ne yapacağım peki? Nereye gideceğim? Bugünkü rotam, buradan çıkacağım, Deliklikoya'ya gideceğim. Şöyle bir keyif yapayım orada. Belki ortam müsaitse, kimsecikler yoksa güzel fotoğraflama yapar, kahvemi içerim. Yok, olmadı. Orada Alaçatı üzeri Tatar Köprüsü'ne gideceğim. Yani bugünkü konumuz Deliklikoy ve Tatar Köprüsü. Hadi bakayım, ben toparlanıyorum. Biraz sonra yola çıkacağım. Kolay gelsin. Kamp yerinden ayrılalı aşağı yukarı 10 kilometre kadar oldu. Yaklaştık. Deliklikoy'a gidiyorduk değil mi? Deliklikoy'a yaklaştık. Evet. Şöyle inme çıktı yapalım. Bundan sonra sağlam bir iniş bizi bekliyor. Küçük tırmanışlar adamın solunu keser. Evet. Bundan sonrası iniş. Ama ne iniş? Herhalde bir %20 iniş vardır burada. İnerken göreceksiniz. Kleopatra koyuna kadar ineceğiz. Bundan sonra Deliklikoy'a gideceğiz. Şimdi inişi göreceksiniz. Düşmanınız varsa söyleyin, Alaçatı tarafından gelsin. Deliklikoy'daki yeri yaptıktan sonra bu rampayı bir tırmansın. Ay, görüntüde küçük, fazla eğimi olmayan bir şey olarak gözüküyor ama bayağı da eğimi var. Eğer yüklü bisikletle gelen olursak Deliklikoy istikametine, yandım keten evla. Bitirirken bir adamın nefesini keser. Yaz dönümünde sana can yapmaya gerek yok. Ama dikkatli ineceksiniz arkadaşlar. Evet, Kleopatra koyuna geldik sayılır. Kleopatra koyunda ne var? Tesis var. Helikopterle varıncaya kadar olduğuna göre başka, bambaşka dünyaların insanları herhalde buralarda yapıyor. Ama ben buraya Kleopatra koyu demeyeyim. Sol tarafta var bir tane. Orası Kleopatra koyu olsun. Çünkü vatandaş oraya girebiliyor. Burası zenginlerin Kleopatrası. Öteki taraf garibanların Kleopatrası. Öyle diyelim mi? Tamam. Sınırlarını belirttik. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Kamp yerine ayrıldım. Ağlıların yanından geçerken 3 tane çoban köpeği saldırısına uğradı. Evet. İlk savari var yerinde. İlk savari kaldırın zaman zaten geriye bakar çekilir. Evet. İşimiz aşağı yukarı tamamlanmış gibi bir şey oldu. Serisine kadar ineceğiz. Evet, burada görüşürüz. Evet. Deliklikoy girişine gelmiş bulunmaktayız. Dönelim. Evet. İniyoruz aşağı. Bakalım arkadaşlar karşılayacaklar mı? Karşılama mandası gelecek mi? Bol miktarda köpek var demiştim. Zaten gör şu anda 3 tanesi gözünde. Evet, sağdan mı soldan mı? Sağdan gidelim. Korktuk çünkü. Evet.
yapacaksın? İlişim bu şekilde. Delikli koy dedikleri, delikli koy dedikleri. Hikayesini aşağıda anlatırım ben size. Bir hikaye vardır bu arada, değil mi? Şafak, nerelerden götürüyorsun bizden? Hiç bilmediğimiz yerlere götürüyorsun. Hep bozuk yerlerden geçiyorsun. Yok mu senin aklı başında bir yolda? Diyenler vardır. Var tabii. O yüzden milleti terk edeyim mi? Benim yok bu şekilde aksiyona hareket çeksin. Ya burada şimdi elini yiyor artık. Ne yapıyoruz delikanlılar? Köpeklerle konuşuyorum. Belki kamerada görüyorsunuz, belki görmüyorsunuz. Bak bakalım sıkıntı nasıl kalıyor. Korkma, korkma yavrum, korkma. Şöyle yapayım. Bak, bir tanesi. Burada bak, zavallı ya. Bunlar buralarda çerçöple besleniyorlar. Yanımda biraz bir şeyler var, şimdi vereceğim bunları. Onlar için bir şeyler ayırdım. Katlar diyelim yani. Gerçi dönmezler yani, ne yapsınlar hayvanlar. Bir de köpten besleniyor gibi buraya gelip getirenler bir şeyler bırakıyorlar. Biliyorsunuz toplum olarak da köpünü bırakırız. Hayırlı. Evet, Delikli Koy'a geldik. Ben şimdi sahile ineyim. Şu bisiklet yardımını alsın. Ondan sonra size tanıtımını yaparım. Delikli Koy'a geldik. Bisikletim gardını aldı. Yerini aldı. Çekimde yaparız yani. Evet, gördüğünüz gibi hemen karşı tarafta kayanın içerisinde bir yolluk var. Bir insanın geçeceği kadar. Hikayesi ne buranın? Dalgaların ve rüzgarların aşınması sonucu kayalarda oluşan yarıklar, delikler. Böyle Delikli Koy olarak geçiyor. Evet, denize doğru uzanan bölüm görüldüğü gibi altından geçiyor. Şimdi burada herkes burasını ancak biliyor. Ama başka bir yerde daha var. Asıl yer görün Delikli Koy'u. Buraya da gelip de kamplar atabilirsiniz. Ama yalnız böyle etli, sütlü, işte bilmem ne diye yemek yapacaksanız burada bayağı halinize köpekler rahat bırakmazlar. Böyle kuru fasulye bilmem ne yapın, etleri de onlara verin. Evet. Böyle bir tane daha bir şey görüyorsunuz şöyle önümde, yarık. Bakın, burası da duyuyorsunuz üstesi. Burası direkt olarak denize açılıyor. Asıl Delikli Koy dedikleri olay bu. Şey, Delikli Koy, evet, Delikli Koy. Ne diyordum ben? Delikli Koy. Şimdi bu yarın nereye açıldığını göstereceğim ben size. Bakın bir yere gidiyorum. Bakın, asıl Delikli Koy burası. Olay bu. Ama her yerde de ateş yakmışlar, bırakmışlar, ateş yakmışlar, bırakmışlar. İşte iç soyu dolu her taraf. Bakın, şu alan var ya, biraz evvel gördüğünüz yere açılıyor. Bak sular nasıl giriyor oraya, çıkıyor. Sesleri duyuyorsunuz. Delikli Koy'a muhabbeti bu. Güzel yer mi? Hakikaten güzel yer. Benim hoşuma gidiyor. Hele insanların olmadığı zamanlar daha da hoşuma gidiyor.
İki ayaklı canavarlar her yeri mahvediyorlar. Gördüğünüz gibi. Ateş yakmışlar, yeri bırakmışlar. Ateş yakmışlar, bırakmışlar. Bir bereket çerçök yok. Bu sefer akıllıca bırakmışlar. Madem Delikli Koy'dayım, Delikli Koy'dan da biraz bahsedeyim resmi olarak. Alaça Delikli Koy'un isminin nereden geldiğini anlamak için sahile, deniz kıyısına kadar inip kaya şekillerine yakından bakmak gerekir. Denizin ortasında kalan ve kıyı ile denizin bütünleştiği noktada bulunan kayanın içindeki delik, ayrıca kaya üzerindeki yarık ile deniz içerisindeki büyük genişlik bu koyun isminin kaynağıdır. Dalgaların ve rüzgarın etkisi kayalarda aşınmaya neden olduğundan kayalar doğal şekillerini almışlardır. Evet, dalgaların ve rüzgarın aşındırılması neticesinde oluşmuştur. Delikli Koy. Evet, resmi açıklama bu şekilde. Evet, yolu gördüğünüz gibi şu anda Çeşme-İzmir yolundayım. Rüzgara karşı yol alıyorum. Sol yanından rüzgar geliyor. Şimdi bu benim hoşuma gitmeyen yollardan bir tanesi ama bu yolun da bir hatırası var. Ondan biraz size bahsedeyim. Hatırası değil, anısı var. Bundan birkaç sene önce yine buradan devam ediyor. Nuvatalı mevkiine doğru. Ama öyle bir fırtına var ki akla ziyan. Kafadan yiyorum. Böyle kafaya yemiş gidiyor, bir baktım çalının dibinde iki tane bisikletli böyle sığınmışlar, rüzgardan kaçınıyorlar, fırtınadan kaçıyorlar. Yanlarına yaklaştım, bir kadın bir erkek bisikletli. Ben alayladım ama tabi yabancı lisan. Sonra Alman olduklarını anladım. Ama benim de Türk olduğumu anladılar. Neyse, bir tanışmış olduk orada. El kol işareti, bilmem ne filan, işte bir çat pat anlaşmaya çalıştık. Bundan sonra İzmir istikamete gittiklerini söylediler. Ayrıldık. Ayrıldık, doğru. Bundan sonra ben bastım gittim. Şimdi ayrılırken, şimdi bir konu anlatacağım size. Ayrılırken de çok koşup kalmışlar. Demek ki benim sticker'ıma bayar olan aldı. Meri Hürler. Unutmuyorum ismini. Çünkü şimdi anlatacağım olayı. Onun şeyinden anlatımını anlatacağım size. Ben sticker'ımı verdim. Onlar da sticker'ımı verdi. Böyle ayrıldık. Şimdi bu ayrıldık ama buradan değil. Daha sonra ayrılışında. Ben hareket ettim. Bir yerde bekledim onları. Şimdi onlar Almanya'dan başlamışlar, adalardan Çeşme'ye, Çeşme'den de Türkiye'ye geçip Moğolistan'a kadar gideceklermiş. Şimdi konuyu daha kamyon dağıtmasın diye böyle yapıyorum. Ondan sonra tabi buradan takip edebilir miyim? Şafak yollarda tabi dedim. O da kendi şeylerini verdiler, sticker'ını. Böyle bir yıl sonra, takriben bir yıl sonra bir link geldi benim sayfama. Bir açtım, Meri Füller. Bizim olayı anlatıyor. Karşılaşma şeyinde. Şimdi ben size onu Google'un Almanca'dan Türkçe'ye çevirmiş hataları da göz önünde bulunarak biraz anlatacağım. Onun anlatmasından. Fırtına vardı. İzmir'e gidiyoruz. Erkek arkadaşın ismini söylüyor orada. Ondan sonra birden kocaman iri bir bisikletli bir adam geldi yanımıza. Konuşmaya çalıştık, anlaşamadık. Türkmüş. Sonra devam etti o. Fırtınayı yararak gitti. Koca iri yarı adam. Yarı demiyor da kocaman iri adam. Fırtınayı yararak gitti. Bekledi bizi. Yanına gittik. Dağı gösterdi. Bir de rüzgarı gösterdi. Bir de başka bir yol gösterdi. Oradan gidecekmiş.
takip etmemizi istedi. Takip ettik. Yolda sincapların dolaştığı orman yolundan, çok güzel orman yolundan gittik. Eski bir köprüye geldik. Çok güzel eski bir köprü. Eski köprüyü gösterdi bize. Tekrar devam ettik. Ana yolda veda ettik. Şu yürekli adam, koca adam, dost adam, işte buna benzer bir sürü şeyler daha anlatıyor. Hepsini anlatmaya gerek yok. Zaten ben bunu özet olarak geçtim sizlere. Yani bir yıl sonra yazdığı yazıda dahi benimle karşılaşmasını, oradan götürmemi güzel şeyler olarak, anılar olarak. Alman bisikletçi Maria Füller'in, ya da Mary Füller, öyle okuduğunu bilmiyorum, bahsettiği sincapların yollarda gezindi, orman yolundan götürdü bizi diyor. İri, kocaman adam, cesur adam, öyle diyordu. İşte o yola girdik şimdi. Burası Tatar Köprüsü'ne giden yol. Uzun kuyudan girdi. Tatar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Ya, favori yerlerimden bir tanesi burası. Öteki yoldan gitsen, Çeşme-İzmir yolundan Seyirtepe denilen yere tırmanacaksın. Ondan sonra haldır uldur ineceksin. Trafik de var. Ama arkadaş, buraya giriyorsun dümdüz yol işte, gördüğünüz gibi. Hafiften bir eğim var, o kadar. Burada yol almak büyük zevk. Hele Tatar Köprüsü'ne varınca da zaten işin şekli değişiyor. Ha, Tatar Köprüsü'nden mi bahsederim? Hele bir oraya varalım. Anlatırım bakalım Tatar Köprüsü'nü size. Ama siz şu anda manzaranın tadını benimle beraber çıkartın. Gördüğünüz gibi yolu da yapmışlar. Asfalttan hallice denir ya, o tarzın mıcırda üşemişler, basmışlar piresi, silindiri, güzel bir yol olmuş. Tatar Köprüsü'nden sonra şey, Karaburun kavşağına kadar biraz bozuk da bu bölge çok güzel. Orada girintiler, çıkıntılar, çukurlar var. Bir yere giriyorsan güzelliği de sana, çirkinliği de sana, ama zevk almasını biliyorsan onun da tadını çıkarırsın. Dikkat ederseniz hafiften tırmanıyoruz yani. Çok tatlı meyve var. Bu taraftan uzun kuyuya doğru gelirken haldır uldur iniyorsun burasını. Az kaldı yolumuz. Bu kadar manzara yeter değil mi? Şimdi Tatar Köprüsü'ne girmiş, gireceğiz biraz sonra. Tatar Köprüsü'ne girdiğimizde ben size Evet, görüntü bu şekilde. Tatar Köprüsü'nün üzerindeyiz. Şimdi burası büyük köprü. Bir de aşağıda küçücük bir köprü var. Hemen aşağıda. O yıkılmış tamamen. Bu Tatar Köprüsü bütün haşmetiyle ayakta duruyor. Nereye gidiyoruz? Bir güzel bir görüntü almanın da her zaman bir yolu yorduğum vardı değil mi? Çafa güvenin bu konuda. Size bir yere götürüyorum. Oradan da Tatar Köprüsü'nün görüntüsüyle beraber size Tatar Köprüsü'nü anlatırım. Çok da uzun bir şey yok. Ama evet. Geldik. Evet, Tatar Köprüsü. Şu anda görselde Tatar Köprüsü'nü bütün haşmetiyle görüyorsunuz. Ben güzel açıya geleyim. Evet.
En güzel açıdayız değil mi? Evet. Tatar Köprüsü'ndeyiz şu anda. Tatar Köprüsü ne zaman yapıldığına dair herhangi bir tarihsel bir kayıtlarda yok. Eski şey, İzmir Çeşme yolunu bağlayan eski yol üzerinde yapılmış. Otoban yapıldıktan sonra eski önemini kaybediyor. İyi ki de kaybetmiş. Bizim, benim için daha da önemli hale geldi. Ya da başkaları için de, anlamını bilen için de iyi bir hale geldi. Kokar Çayı'nın hemen üzerine bulunur. Görüyorsun şuradaki küçük tepeden çay akıyor, şöyle az bir şey. Kayalardan şey yapıyor. Kokar Çayı'nın hemen üzerinde bulunur. Köprüye Tatar Köprüsü de diyen var, Zeytinli Köprüsü de diyenler, çünkü Zeytinli köyüne yakın. Ya da Kokar Köprüsü diyenler, ama Tatar Köprüsü daha güncel ve de daha popüler. Ben de Tatar Köprüsü olarak diyorum zaten. Evet, kamp yerine intikal etmiş bulunuyorum. Saat akşam 6 olduğundan dolayı daha çadırı kurmadan şöyle bir görüntü vereyim dedim. Bak, çadır naylonunu serdim. Malzemelerim burada. Bisikletim burada. Şimdi bu akşam böyle bir manzara karşısında kamp yapacağım. Geceyi burada geçireceğim. Burası Torasan'la Özbek köyü arasında bir yer. Küçük bir koy. Sol tarafımda yazlıklar var. Oradan da yukarı Özbek köyüne gidiyorsun. Falan filan. Ama kamp yeri güzel. Bir çadırlık yer olsun yeter dedim. Allah bana verdi o çadırlık yeri. Evet, ben bu gece buradayım. Biraz sonra faaliyete başlıyorum. Çadır kurma faaliyetine. Hadi cümleten iyi geceler herkese. Bugünü de bitirdik. Yarın artık son gün, evde bitireceğim turu.